Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir matematik dersi daha yine karşınızdayız. Ben Nurullah Hoca, birazdan da asistanım Sayın Oğuz Ünlü dersimize dahil olacak. Arkadaşlar bugün sizlerle fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Kimilerine göre çok sevilen, kimilerine göre sevilmeyen bir konu. Ama arkadaşlar ne kadar sevseniz de sevmeseniz de sevmek zorunda olduğunuz bir konudan bahsediyoruz. Fonksiyonlar. Zira arkadaşlar TYT'de ve AYT'de birçok konunun arkadaşlar, özellikle AYT'de birçok konunun temelini teşkil ediyor fonksiyonlar. O yüzden fonksiyonlarımızın arkadaşlar iyi olması lazım ki onun üzerine diğer konuları sağlam bir şekilde inşa edebilelim. Yani aslında temelimizi sağlam atmamız gerekiyor. Yani fonksiyonlardaki arkadaşlar o kavramları, kuralları iyi bilmemiz gerekiyor. Bu dersimizde arkadaşlar bir giriş yapacağız. Yani temel tanımdan başlayacağız. Görüntü kümesi, tanım kümesi şeklinde sizler de umarım güzel bir ders işleyeceğiz. Pekala, hemen geçelim. Öncelikle tanım verelim arkadaşlar. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere A'dan B'ye bağıntısı aşağıdaki iki şart sağlıyorsa biz bu bağıntıya arkadaşlar fonksiyondur diyeceğiz. Kuralımızın birincisi arkadaşlar, tanım kümesindeki her bir elemanın mutlaka görüntüsü olmak zorunda. İkincisi arkadaşlar, tanım kümesindeki her bir eleman sadece bir tek görüntüsü olmak zorundadır. Biz diyeceğiz arkadaşlar. Hatırlarsanız arkadaşlar, fonksiyonlar kümeleri anne ve çocuklar şeklinde ne yapıyorduk? Adlandırıyorduk, kodluyorduk kendimize. Arkadaşlar bizim için tanım kümesi ne olacaktır? Tanım kümesi her bir elemanın arkadaşlar mutlaka görüntüsü olacağı için arkadaşlar tanım kümesini biz çocuklar, görüntü kümesine de yani değer kümesine de anneler diyebiliriz. Arkadaşlar tanım kümesi her bir elemanın, yani şunu diyebiliriz, her çocuğumuzun mutlaka bir annesi olacak. İkincisi arkadaşlar, tanım kümesi her bir elemanın sadece bir tek görüntüsü olacak. Yani her bir çocuğun arkadaşlar doğal olarak yalnız bir tane annesi olacaktır. Bunu zaten bilinen yaygın bir ifade. Biz de tekrar etmiş olalım. Tanımımı arkadaşlar küçültüyorum. Köşede dursun ki biz buradan faydalanalım. Evet, şimdi gelelim sorularımıza. İlk sorumla başlayalım. Ne diyormuş ilk sorumuzda? Pardon, bu ikinci soruymuş. Şuna başlayalım. Evet. Arkadaşlar F bağıntısı verilmiş. Bağıntı diyelim artık. Fonksiyon. Henüz o fonksiyon olmanı bilmiyorum. Doğal sayılardan, yani n'den r'ye reel sayıları tanımlı fx'in kuralı verilmiş arkadaşlar. X artı 1 bölü x eksi 2 ifadesinin fonksiyonu bulmanı inceleyelim. Değilse arkadaşlar hangi aralıkta fonksiyon olduğunu bulalım şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar bu tarz ifade çok bizim karşımıza çıkacak ve çıkar. Yani sorularda da çıkar. Genelde arkadaşlar rasyonel ifadeleri fonksiyonu olmadığında veya görüntü kümeleri bulundu, tanım kümesinin bulun şeklindeki sorularda mutlaka sorarlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Rasyonel ifadelerin özelliklerini dikkate alacağız. Nedir arkadaşlar? Paydamız hiçbir zaman sıfır olamayacaktır. Sıfır dedim arkadaşlar. Kendisi zaten dersimize katıldı. Sıfır olan arkadaş. Sıfır şimdi, derken hocam? Yani hani matematiksel olarak sıfır. Üzerine alınma yani. Benlik bir şey yok yani. Yoksa sıfır eşittir Oğuz hocam şeklinde bir şey yok. Şimdi paydamız arkadaşlar x eksi 2. Bunu sıfır yapan değer var mı bakıyorum. Yani sıfıra eşitmiş gibi düşünüyorum. Eksi 2 karşı gönderirsem Oğuz hocam ne olacaktır? Artı 2. Artı 2 olacaktır. Hocam bir şey soruyorum. Ne konusu bu? Fonksiyonlar. Hangi sınıf? Genel bu. Lütfen kişiselleştirmeyelim. Yani sınıflar ayırmayalım. İnsanları sınıflara ayırmayınız hocam. Fonksiyonlar çıkıyor mu? Pekala. Çıkıyor mu? Sınav zaten fonksiyon demek ya. Yani bir sürü konu soru hocam ya. Neyse çok bölme beni. Paydamız arkadaşlar bakınız. 2 değeri verdiğim zaman paydamız 0 yapıyor. Yani demek ki bu... doğal sayılardan reel sayılara bir fonksiyon değildir. Niçin değildir? Niçin çünkü değildir? İki değer arkadaşlar benim tanım kümemde mevcut. Tanım kümem neymiş? Neymiş? Doğal sayılar. Doğal sayılar ne demektir? 0, doğal 1, 2... Evet, aynı öyle. Oradan geliyor. Sıfırdan sonsuza kadar. Reel sayıları arkadaşlar tüm sayılar. Eksi, artı, bölü, köklü şeklinde tüm sayılar arkadaşlar. Reel sayılar. Bakınız 2 yani benim tanım kümem mevcut. 2'nin 2'yi arkadaşlar fonksiyonun yerine yazdığın zaman görüntüsü mevcut değildir. Niçin? 2 artı 1 3 olacaktır. 3 bölü 0 tanımlı bir şey değil. Dolayısıyla tanımsız. Yani 2'nin görüntüsü yok. Biz ne demiştik arkadaşlar, hemen sol üstte de mevcut. Tanım kümesindeki her elemanın mutlaka bir görüntüsü olması lazım dedik. Benim gibi yani.
Evet, 2'nin görüntüsü olmadığı için arkadaşlar 2 dahil değil. Bunu fonksiyon yapabilmemiz için şöyle bir değişiklik yapmamız lazım. Diyelim ki arkadaşlar doğal sayılardan ama 2'den farklı olmak kaydıyla reel sayılara şeklinde düzenlersek ben bunun tanım ve görüntü kümesini şu şartlar altında fonksiyon olacaktır. Evet. Bu mu yani şimdi cevap? Cevabımız bu. Neye cevap? Yani cevabımız öncelikli fonksiyon değildir. Daha sonra fonksiyon olduğu aralığı da belirledik. Ben niye hiçbir şey görmedim orada? İki dışında. Sen zaten gözün önünü zor gördüğün için. Allah aşkına, neyse sıradaki sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzu gönder. Ben mi geçeyim? Evet. Kapattım. Aynen. Evet, demiş ki arkadaşlar A kümesi vermiş ve B kümesi olmak üzere aşağıda diyagram ile göstermiş bağıntıların hangilerinin fonksiyon olduğunu bulalım. Hı. Şimdi o zaman basit. Bak A kümesi tanım kümesi, B kümesi görüntü kümesi, tamam mı? Kuralımız bak solda yazıyor. Birinci kuralımız tanım kümesi her bir eleman mutlaka görüntüsü olacak. Evet. Yani tanım kümesinin boş eleman kalmayacak. Aynı şekilde tanım kümesi her bir elemanın sadece bir görüntüsü olacak. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar A şıkkında C elemanın görüntüsü yok. Yani dolayısıyla hiç C elemanın görüntüsü olabilir. Olabilir ama yok yani şu anda. Olmadığı için C'nin görüntüsü olmadığı için fonksiyon değildir diyorum. Geçtim A şıkkındaki elemanı veya eleman diyorum fonksiyonu. B'ye bakıyorum arkadaşlar. A, B, C. Oğuzcum her birinin görüntüsü var. Doğru mu? Doğru. Ama A noktası nereye gitmiş? Hem 1'e hem 2'ye. Olacak mı? Olmaz. Olmaz değil mi? Çünkü biz şunu şu şekilde kodlamıştık. Tanım kümesi çocuklar, görüntü kümesi anneler demiştik. Niye? Her çocuğun kodlamak için yani daha iyi öğrenebilmek için. Her çocuğun mutlaka bir annesi olacak ve hiçbir çocuk boşta kalmayacak. Doğru mudur? Allah Allah. Sonuçta annesiz çocuk olmaz. Olma ihtimali yok. Yok. Ve her çocuğun yalnızca bir annesi olacak. Mesela A'ya bakarsak ikinci B öncülünde A değerinin arkadaşlar hem 1 ve hem 2 iki tane görüntüsü olduğu için bu bir fonksiyon olmayacaktır. Son öncülümüze bakalım. C'ye A, B, C her birinin birer tane görüntüsü var. B ve C iki noktaya gitmiş. Sence şimdi bu, ortada çocuk olmayacak. Kalmayacak boşta. Ortada çocuk olmayacak değil. Boşta çocuk kalmayacak. Her tamam. Çocuğun bir tane görüntüsü olacak. Tamam. Tamam. Şimdi bak C öncülüne bakıyorum. A, B, C her birinin görüntüsü var. Doğru mudur? Hı. Sen o aklına yani fındık beynine şu gelmiş olabilir. B ve C 2'ye gitmiş. Evet. Böyle bir şey mümkün olmaz. Müdür? Niye olmasın? Olabilir. B ve C bir tane çocuğun bir tane annesi olabilir. Normal. Yani evet. B ve C kardeş olabilir yani. Evet. Evet lafı çok uzattık arkadaşlar. C olur A mu? Olur. A olur. Ve B şart sağlamıyor. Birinde boş eleman var. Birinde arkadaşlar eleman birden fazla görüntüsü var. Ama C öncülü koşulumuzu sağlıyor. Geçelim hocam. Bu mu? Bu kadar mı? Bu kadar. O kadar yaz bu kadar mı? Evet yine bir A kümesi tanım kümesi verilmiş ve B kümesi görüntü kümesi yine verilmiş. A'dan B'ye tanımlı arkadaşlar bir F bağıntısı kuralı verilmiş. Bu bağıntının fonksiyonu olmadığını inceleyelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar tanım kümesi boş eleman kalmayacak ve sadece bir tane görüntüsü olacak. Şimdi kuralımızı yazıyorum. Zaten arkadaşlar fonksiyon dediğimiz bizim ifade y eşittir fx. Yani y eşittir fx kuralımız neymiş? X artı 1. Şunu demek istiyor Oğuz hocam. Şurası A kümesi, şurası B kümesi olsun, tamam mı? Çözmeye çalışıyorum olayı, dur. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı fx. Fx ne yapıyormuş? X'i aldığı zaman bir fazlasını götürüyormuş. Doğru mu? X, x artı 1. Bak örnek veriyorum. X yerine 1 yazarsan 1 ne olacaktır? Görüntüsü 2. Pekala tanım kümesi dedim A. Olmaz hemen mı? Yazıyorum. Bak 1 olur. 1'i alırsam 1'i 2'ye götüreceğim. 2'yi alırsam bir fazlası 3'e götüreceğim. 3'ü alırsam bir fazlası 4'e götüreceğim. 4'ü alırsam bir fazlası 5'e götüreceğim. Aynı şekilde 5'i alırsam bir fazlası 6'ya götüreceğim. Tanım kümesindeki tüm elemanları kullandım. Tamam. Şunlar hepsi benim tanım kümem. Bakalım 2 görüntü kümem mevcut mu? Var. 3 var mı? Var. 4 var. 5 var. 6 var. 7 ve 8 boşta kaldı. Görüntü kümesinin boş eleman kalabilir. Görüntü kümesiyle alakalı bir şartımız yok. Bizim işimiz tanım kümesinde. Tanım kümesi boş eleman kalmayacak ve yalnız bir görüntüsü olacak. Şartımızı sağlıyor. Yani arkadaşlar bu bir fonksiyondur. Hayır yani A'da kalmazsa sıkıntı yok. Hayır. B'de kalırsa yok. Pardon. Tam tersi. Ha. A'da kalırsa sıkıntı, B'de kalmaz sıkıntı yok. Tamam. Devam edelim. Anladım. Ben bile anladım yani. Artık ben takdiri kıymetli ve değerli öğrencilerimi senlik bırakıyorum. Senlik bir şey yok hocam, sen rahat ol. Ben kendi çabalım. Yok, anladım. Senin için değil, ben öğrencileri için söylüyorum. Evet, pozitif doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı arkadaşlar olacak şekilde bir F bağıntısı verilmiş. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisinin fonksiyon olduğunu bulalım. Şimdi birincisine bakalım. F1x neymiş? 2x artı 1. Benim için şartım ne? Tanım kümesi boş eleman kalmayacak ve görüntüsü bir tane olacak. Şimdi sen buraya yazdığın her x değeri için illaki farklı sonuçlar elde edeceksin. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla ikinci kuralım sağlıyor. Pekala her birinin görüntüsü var mı? Ona bakacağız. Şimdi pozitif doğal sayı dediğim zaman pozitif doğal sayı ne demektir? Sıfır hariç
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepsini alabilir. Hı. Öncelikle onu yazalım. Pozitif doğal sayı. Şuraya 0 aç. 1, 2, 3, nokta nokta. Sonsuza kadar. Burada bak doğal sayı dediği için 0 da almam gerekir. 1, 2, 3. Tamam mı? Hı. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 artık her neyse arkadaşlar. Yerine yazdığın zaman mutlaka doğal sayıların bir karşılığı görüntüsü olacaktır. Yani birincisi bir fonksiyondur. Sıkıntı yok. İkincisine geçelim. Silmeden yapalım. İkincisine bakıyorum Oğuz Hocam. Bakalım hocam. X artı 2 bölü 3. Yine nereden nereye? Pozitif doğal sayılardan doğal sayılara. Hı. Örnek veriyorum. Bir tane doğal sayı seç bakalım. 3. 3 yerini yazarsam 3 artı 2 ne yaptı? 5. Ama niye altını yazdım? 5. Sayım şu olmadı mı? 5 bölü 3. 5 bölü 3 bir doğal sayı mı sence? Değil. Değil. Doğru mudur? Yani rasyonel bir sayı. Doğal sayı değil arkadaşlar. Sıfırdan sonsuza kadar olması gerekir. Kestirili bir ifade olduğu için doğal sayı olarak kabul edemem. Dolayısıyla 2 fonksiyon değildir. 2'yi iptal ettik. Şuraya çizelim. Bir fonksiyon. 3'e bakalım. 2x eksi 3. Hemen 3'üncü de yapalım. 2x eksi 3. Şimdi bu sefer ben söyleyeyim. Diyeyim ki x yerine 1 yazayım. Hı. X yerine 1 yazarsam 3'üncü fonksiyonda 1'in görüntüsü ne olacak bakalım. 2 çarpı 1 eksi 3. 2 eksi 3 ne yaptı? Eksi 1. Pekala. 1 benim pozitif doğal sayı. Yani tanım kümesi mevcut. Eksi 1 doğal sayı mı? Ne bileyim ben. Ne demek ne bileyim ben ya? Eksi 1 doğal sayı değildir. Değil. Doğal sayılar 0'dan itibaren başlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu şu anlamı gelir. Yani 1'in görüntüsü yok demektir. Çünkü eksi 1 benim görüntü kümemde tanımlı değil. Demek ki 1'in görüntüsü yok demektir. Benim kurallarımdan biri neydi? Boş eleman kalmayacaktı. Bu durumda arkadaşlar bir elemanı boşta kalmış oldu. Yani bu da bir fonksiyon değildir. Gelelim son fonksiyonumuza. F4. X kare artı 1. Şimdi arkadaşlar burada ben x yerine pozitif doğal sayı yazmam lazım. Sıfır dışında ve görüntüsünde bir doğal sayı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada kısıtlayıcı bir durum söz konusu değil. Yani yazdığım her doğal sayının karşılığı mutlaka bir doğal sayı olacaktır. Problem değil. Negatif olma ihtimali yok. Kesirli olma ihtimali yok. Çünkü tam sayı yazacağım için görüntüyü tam sayı elde edeceğim. Dolayısıyla burada bir problem yok. Demek ki arkadaşlar bu da bir fonksiyondur diyeceğiz. Soru yok mu hocam ya? Soru bunlar işte. Nasıl soru bunlar? Çok güzel sorular. Pekala devam edelim. Hani A, B, C yok. Şunu yap. Birinci görüntümüzü kapat. Soldaki tanım kümesini. Kapatayım. Evet. Şimdi yeni bir alt başlığı geçtik. Grafik şeklinde verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için arkadaşlar tanım kümesinin her noktasından y eksenine paralel doğrular çizilir. Çizilen doğrular grafiği sadece bir noktada kesiyorsa ve grafiği kesmeyen doğru olmuyorsa grafik fonksiyon grafiğidir denir. Bu aslında şudur, şu şekilde bilinir. Bizim fonksiyonlarda iki tane testimiz vardı. Bir yatay bir de dikey doğru testleri arkadaşlar. Dikey doğru testini biz x'ten y'ye tanım olmak şartıyla fonksiyon olup olmadığını araştırmak için buluyorduk. Demek ne yapacağım Oğuz Hocam? Ne yapacağız? Görüntü kümesine y eksenini paralel x eksenini dik şekilde doğrular çizeceğim. Doğrum bir noktada kesiyorsa benim için fonksiyonu birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyon değildir diyeceğim. Pekala. Bunu bir küçült. Sen ne dedin hocam? Ben onu anlamadım. Ben yapayım. Tamam. Evet. Ben. Küçült onu. Sol al şimdi. Aldım. Kaldır. Tamam. Biraz daha küçült. Birazdan küçült. Biraz daha küçült. Pekala. Tamam. Böyle kalsın. Sıradaki sorumuzu ver şimdi. Sorumuzu alalım. He. Yani zaten öğrencilerime bakıyorum da. Onu kapatma. O açık kalsın. Boşuna mı onu aldırdın? Hangisiydi o? 8. Tamam. Evet. Şu soruyu kayıt. Tamam. Böyle iyi. Evet. Arkadaşlar asistan bu kadar kötü olunca dersi sabot ediyor. Bir şey söyleyeyim. Şunu şuraya almak çok zor değil yani. Al ben de onu söylüyorum. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar yukarıda grafikleri verilen bağıntılardan fonksiyon olup olmadığını inceleyelim demiş. Yatay olan neydi hocam? Onu bir daha sorayım. Yatay olan mı? He. Yani dikey doğru testi, yatay doğru testimiz var dedik. Tamam. Dikey doğru testimiz fonksiyon olup olmadığını bulmak için yatay doğru testini arkadaşlar birebir olup olmadığını incelemek için yapıyoruz. Henüz oraya gelmedik. Acele etmeyelim. Oraya da geleceğiz. Tamam. Şimdi bakıyoruz. A'ya baktım. Bakalım. Bu aslında bir paraboldür. Y'den X'e tanımlı. Parabol ne yani? Boş geç. Şimdi şu şekilde ya. Ben bunu şu şekilde çizdim bak. Normalde R'den R'ye tanımlı. Bu fonksiyonların tabi hepsi Y eşittir Fx olduğu için X'ten Y'yi tanımlı arkadaşlar. Unutmayınız. Görüntü kümesine paralel tanım kümesi dik çizeceğim. Bu x'ten y'yi tanımlı olduğu için yani tanım kümem x, x'e dik çizeceğim. Y'yi de görüntü kümeme paralel çizeceğim. Bakın çizdim. Olacağım.
Şimdi şurada ne var? Nokta. Bir görüntü var. X1 diyelim. Veya X diyelim. Veya şimdi büyük yaz hocam, ben göremiyorum. Sen göremiyor mu? Bak şurası X, tamam mı? Bak şurada bir görüntüsü var bunun, doğru mu? He. Buraya ne olsun? He, Y1. Şurası ne olsun? Y2. Y2. E bizim şartımız sağlıyor mu? X'in hem Y1 hem Y2 iki tane görüntüsü olur mu? Olur. Nasıl olur ya? Olmaz mı? Olabilir mi? Bir çocuğun iki tanesi annesi olur mu? Ha, Olamaz. olmaz. Yani işin özeti şu arkadaşlar. Doğrumuz bir noktada kesiyorsa veya şöyle diyelim, birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyon değil. Bir noktada kesiyorsa veya kesmiyorsa o da fonksiyon değil. Hiç problem yok. Bakınız şimdi ikinci D'ye yandan gidelim. D'den gidelim. Şimdi arkadaşlar yine dikey bir doğru çizdiğim zaman doğrumuz, fonksiyonumuz birden fazla noktada kesecektir. Dolayısıyla D öncül de değil. C'ye geçiyorum. C'ye baktığınız zaman şöyle bir şey mevcut. Şu şekilde çizmiş. Ben bunu şöyle çizdiğim zaman sürekli bir noktada kesecek. Doğru mu? Hı. Yani bu bir fonksiyon. Geçtim. D'ye gelelim arkadaşlar şimdi. Ha, pardon, o B miymiş? Tamam. Şimdi D'ye geliyoruz. D'ye geldik arkadaşlar. Bakınız. D'de aslında direkt şunu diyebilirsiniz. Hocam bu da fonksiyondur. C fonksiyonsa D de fonksiyondur. Ama şu önemli. Şurada bir kurnazlık yapmışlar. Şurayı açık bırakmışlar. Boş. Yani bu şu anlamı gelir. 2'nin görüntüsü 3 değildir anlamına gelir. Şimdi 2'nin görüntüsü de arkadaşlar grafikte de gösterilmediğine göre demek 2'nin görüntüsü yok diyeceğim. Pekala ben fonksiyonlar ne diyordum? Görüntüsü olmayan bir elemanım olmaması gerekir. 2 dışın her birinin görüntüsü var ve çizdiğim dikey doğrular fonksiyonu yalnızca bir noktada kesiyor. Bu kuralım sağlıyor fakat 2'nin görüntüsü yok arkadaşlar. Dolayısıyla D de bir fonksiyon değildir. Bir iki yüzünden mi? Evet, iki yüzünden, aynen öyle. E'ye bakıyoruz arkadaşlar. E bir fonksiyondur. Sıkıntı yok. Eksi 3 ile 4 aralığında demiş. Ve arkadaşlar dikey doğru testleri uyguladığınız zaman her biri fonksiyonunu sadece ve yalnızca bir noktada kesecektir. Problem yok. F'ye bakıyorum. Yalnız şu an E'lerin E'deki noktaların tam uçlarını göremiyorum. Eğer arkadaşlar eksi 3 ile eksi 3 sanki açık gibi. Eksi 3 açıksa arkadaşlar fonksiyon değildir. Şu an tam net göremediğim yuvarlak için. Yuvarlak varsa. Yani. Evet, yuvarlak varsa o şu anlam gelir. Görüntüsü yok. Yani görüntüsü o noktada değil olduğu anlam gelir. Eğer eksi 3 açıksa, tekrar ediyorum, eksi 3 noktasının karşılık geldiği nokta açıksa, boşsa yani, görüntüsü yok demektir. Eksi 3 de benim tanım kümemde mevcut olduğu için bunun görüntüsü olmadığı anlamı gelir. Yani fonksiyon değildir diyeceğim. Hemen F'ye bakalım. Arkadaşlar F'ye bakınca D'den dolayı hemen fonksiyon değildir diyebiliriz. Çünkü birin görüntüsü yok hocam diyebilirsiniz. Fakat şöyle bir şart koşmuşlar. Demişler ki pozitif reel sayılar fark 1. Yani 1 zaten benim tanım kümem mevcut değil. Mevcut olmadığı için 1 benim için kriter değildir. 1 dışındaki tüm sayıların arkadaşlar görüntüsü olacaktır. Dikey doğru testi çizdiğim zaman doğruların fonksiyonumu veya grafimi yalnızca bir noktada kesecek. Dolayısıyla bu da arkadaşlar fonksiyon olduğu anlamına gelir. Oğuz hocam. Anlamadım. Çok güzel, şaşırmadım. Pekala, sıradaki sorumuza devam edelim. Bunu kapattım. Evet. Yenisini açtım. Şunu da biraz çekeyim. Çek. Onu da çek. Şimdi gelelim. Tamam. Güzel. Öğreniyorsun ya. Yavaş yavaş kavruyorsun yani. Yani. Ne kadar. Her zaman söylediğimiz gibi. Biz biraz bunlara, yavaş öğrensen de. Biz bunları at üstünde yapıyoruz. Sen oturduğun yerde yapsan yeterli. Evet arkadaşlar. A, B, C, D. 4 farklı öncül verilmiş. İfadelerinin fonksiyon olup olmadığını inceleyelim demiş. Bakınız birinci de arkadaşlar. Kuralımız şu. Y kare eşittir x bölü 2x artı 1. Y kare eşittir x bölü 2x artı 1. İkincisi arkadaşlar mutlak y. Mutlak y eşittir x artı 3. Üçüncüsü arkadaşlar y eşittir mutlak x eksi 1. Dördüncüsünü de şuraya yazayım. X kare eksi 2x artı 1. Şimdi birinciye bakıyorum arkadaşlar. Tanım ve görüntü kümelerine. 1 bölü 2 zaten birinci de dahil değil. Çünkü 1 bölü 2 dikkat ederseniz paydayı 0 yapan değer. 1 bölü 2 dışındaki tüm reel sayılardan reel sayılara tanımlıymış. Fakat burada önemli olan şudur arkadaşlar. Bakınız eğer tanım kümesinde, özür diliyorum, görüntü kümesini şu şekilde bir ifade gördüğünüz zaman y kare ve kök y gibi, bunlar arkadaşlar fonksiyon olma özelliğini sağlamayacaktır. Niçin? Çünkü mutlak değerde arkadaşlar her iki değerin de görüntü, mutlak değeri aynıdır. Mesela eksi 3 de eksi 3'ü mutlak değeri de 3'tür. Örneğin 3'ü mutlak değer 3'tür. Yani ben buradan arkadaşlar bir noktanın birden fazla görüntüsü olabilir anlamına gelecektir. Çünkü bir nokta, örnek veriyorum, burada 3 çıktığı zaman hem mutlak eksi 3'e gider hem mutlak 3'e gider. Yani x yerine örnek veriyorum Oğuz'cum 0 ver burada. Hı. Mutlak y'ine gelecektir 3. Evet. Bu ne anlamı gelir?
Yani sıfırın görüntüsü hem mutlak 3 olabilir hem de mutlak eksi 3 olabilir. Yani şöyle düşünürsek sıfır tanım kümesinde iki tane görüntüsü var. Bu Olmaz. kuralımı ihlal ediyor, aykırı. Aynı şekilde y kare. Zaten arkadaşlar mutlak demek y kare demektir. İkisi birbirine benzer. Çünkü her ikisi de sayımı pozitif yapıyor. Bunun için de aynı şart geçerli. Burada elde ettiğim bir değer arkadaşlar iki farklı noktaya gidecektir. Örnek veriyorum değil mi? Şurada x yerine herhangi bir sayı verdim. Diyelim değerim 1 elde ettim. Bu şu anlamı gelir arkadaşlar. Eksi 1'in karesi de 1 olacağı için hem eksi 1'e hem de artı 1'e gideceği anlamını gelir. Bu dolayısıyla arkadaşlar yine kuralımı ihlal edecektir. Dolayısıyla 1 ve 2 arkadaşlar fonksiyon değil. Tabi burada öncelikle şöyle bir ifadeyle karşılaştığınız zaman rasyonel ifade arkadaşlar sizleri vuracakları noktalar şu paydadaki değer. Paydadaki değer arkadaşlar hiçbir zaman sıfır olmaması lazım. Bunun bir defa görüntü kümesinde, tanım kümesinde olmaması gerekiyor. Onu dikkat edeceğiz. Soruda zaten onu ayrıca belirtmişler. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız yok. Tekrar edelim. Mutlak ve kare şeklinde. Tabi burası dördüncü kuvvet de olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Kare şeklinde olan ifadeler arkadaşlar benim için fonksiyon olmayacaktır. Buna dikkat edelim. Hemen hızlıca geçtik. Tanım kümende olması bir şey değiştirmez. Sonuçta farklı görüntüler çıkacaktır. O yüzden fark etmez. Farklı görüntüler çıkmasa bile iki farklı noktanın aynı görüntüsü çıkabilir. Ama benim için önemli olan bir noktanın birden fazla görüntü çıkmaması lazım. Bunda sıkıntı yok arkadaşlar. Tanım kümelerinde de sıkıntı yok. R'den R'ye. Aynı şekilde buna bakıyoruz. R'den R'ye arkadaşlar. X kare eksi 2x artı 1. X eksi 1'in karesi demek. Yani biz burada yazdığımız her görüntü tanım elemanın bir görüntüsü mutlaka olacaktır. Aynı elemanla aynı görüntüler çıkabilir. Fark etmez. Ve bir elemanın sadece bir görüntüsü oluşacaktır. Dolayısıyla bu da bir fonksiyondur diyorum. Ve sıradaki soruma geçiyorum hocam. Hocam sen ne anlattın ya? Ben bir destan anlattım. Evet, birinci tanımımızı kapatalım. Kapatayım mı? Evet, artık ikinci tanımımıza geçtik gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. A'dan B'ye tanımlı fx fonksiyonu için diyor arkadaşlar. A kümesinin bütün elemanlarının f fonksiyonu altında B'de eşleştiği bütün kümelerin kümesine görüntü kümesi, bütün değerlerin kümesi görüntü kümesi denir. Fa ile gösterilir. Fa örneğin arkadaşlar tabloda gösterilmiş. Tanım kümesi A, değer kümesi B iken Fa kümesi arkadaşlar B'nin içerisinde yeni bir küme. Bu şu anlamı gelir. A'nın arkadaşlar görüntü kümesi B'nin bir alt kümesidir şeklindedir. Anlaşıldı mı hocam? Bravo. Pekala bunu küçült. Küçülttün mü? Evet, küçült bunu. Al sola, çok küçültme. Tamam. Tam çok da büyütme kardeşim. Allah Allah. Her Ya şeyi ben mi hocam biz söyleyeceğim ya? ayarlıyoruz, sen rahat ol. Sıradaki sorumu ver. O iş bizde. Onu niye Ha, kapatıyorsun? pardon. Tamam. Evet. Bunu da bir sağlayayım ben. Onu almıyorsun yalnız şu anda. Çünkü yanlış yere tıkladın. Evet arkadaşlar bir sorumuz var. Diyor ki A kümesi olacağım. 1, 2, 3, 4. B kümesi neymiş? Neymiş? Neymiş B kümesi? 1, 2, 3, 4, 5, Tamam. 6, 7, He. 8. A kümesi tanım, B kümesi görüntü. Yani A'dan B'ye tanımlı bir 1, 2, 3, fonksiyon. 4. Fx yani 2x fonksiyonu görüntü kümesini 5, bulalım 6, 7 demiş. boşta, 8 de boşta. Şimdi bunu sen de bulabilirsin. Bak kuralımız neymiş? Valla. Tabi. Kuralımız fx eşittir 2x. Yani aldığım ben değeri 2. iki katına O çıkarıyorum. zaman olur. Örnek 4, veriyorum. 8. Tamam. O. Bir ne olacak? 1, 2. 2. 2 ne olacak? 4. 3 ne olacak? 6. 4 ne olacak? 8. 8. Bak nasıl bildim hocam. Demek ki benim görüntü kümem veya değer kümem arkadaşlar 2, 4, 6, 8 görüntü kümem bu. Yani B'nin içerisinde küçük yine bir küme oluşturacaktır. Yani şuraya ben arkadaşlar FA dersem burası arkadaşlar FA alt kümesidir B'nin diyeceğim. Budur yani. Şu son yazdığım mı cevap şimdi? Ya cevap değil aslında inceliyor sadece. He. Az önceki kuralımızı Soru biz nerede hocam? Soru göstermek için nerede? inceliyoruz. Bunların her biri soru evladım. Nasıl bunlar soru ya? Evet devam edelim. Hemen bir sağa çekeyim Fx alayım. eşittir x kare eksi x artı 1 olarak veriliyor. Ve aşağıdaki fonksiyonların kurallarının bulunması istenmiş arkadaşlar bizden. Bunun iki tanesini biz yapalım. Diğerleri size ödev olsun. Şimdi Anladım. örneğin arkadaşlar fx öncelikle fx'in kuralını şöyle yazmak istiyorum. Diyor ki x kare eksi x artı 1. Benden Oğuz Hocam şunu istiyor. Ne istiyor? Fx artı 1 nedir diyor. Burada x, burada ne var? X artı 1. Yani x gördüğüm yere ne yazacağım aslında? X artı X artı 1. X artı 1'in karesi eksi x artı 1 artı 1. Bunu hızlıca yapalım. Şurası arkadaşlar x kare artı 2x artı 1. Eksi içeri dağıtırsam eksi x eksi 1 artı 1. Bunlar götürecektir. Ve sonuç x kare x artı x artı 1 gelecektir.Unu bulduk. Aynı şekilde arkadaşlar B ve C'yi de bu şekilde yapacaksınız. nasıl iki tanesini yapacaktın hani? İşte D'yi yapacağım. He. Biraz sabır Ev olur olayını da mu? sen yapıyorsun ama Biraz hocam sabır olur yani. musun? Yani F5
Öğretmenin stratejisi bu ya. Kolay Allah soruları Allah. çözeceğiz. Nasıl Tabi çözdün? tab öyle Mehmet değil. nasıl çözdü? Nida nasıl çözdü bunu? Hepsi çözer, hepsi. Yani biz arkadaşlarımıza balık ikram etmiyoruz. Balık tutmayı öğretiyoruz. Ben O yüzden. Allah böyle eğitim olmadı ya ben. Sen tabi Karadeniz olduğun için. Evet arkadaşlar, bir F5'i de bulalım. Yani X gördüğün yere 5 yazıyor bana, basit. 5'in karesi eksi 5 artı 1. 25'ten 5 çıktı. 21 ile topla. 21 olacaktır. B ve Basit C soruları şıkkıda yap yap geç arkadaşlar. tabii zaten. Yap yap geç. Bir ses olur musun? B ve C şıkkıda arkadaşlar. Benzer. Siz de yapabilirsiniz. Pekala, sıradaki sorumuza geçelim. Geçelim hocam. Kolay soru seçiyorum sana. Evet. Tamam. F A'dan B'ye tanımlı. A'dan B'ye arkadaşlar. Fx eşittir 3x eksi 1 bölü 4 fonksiyonu veriliyor. A kümesi, yani tanım kümesi eksi 5 ile 3 olduğuna göre Fa'yı bulalım. Bakınız arkadaşlar, bunun iki yöntemi var. Ben size kolay ve kısa olanı göstereceğim. Uzun olanlarla uğraştım. Hadi bakalım. Şimdi A kümesi demek arkadaşlar, yani tanım kümem neymiş? Eksi 5 ile 3. Benim tanım kümem dediğim aslında Fx değil mi hocam? Çünkü kuralımı bak. Fx eşittir 3x eksi 1 bölü 4 değil mi? Yani tanım küme aslında şu. Değil mi? X. Aslında şu. X demek ki benim x değeri eksi 5 ile 3 arasındaymış. Eksi 5'ten büyük, 3'ten küçük veya eşit. Pekala, ben neyi arıyorum aslında? Şunu aramıyor muyum? Şu x'i buna benzettiğim zaman olayı bitiriyorum. Nasıl benzeteceğiz? Şöyle benzeteceğiz. Burada kaç var? 3x var, doğru mu? Evet. 3x elde etmem gerekiyor. Neyle çarpacağım? 3 ile. Bravo. Şaşırtmadın beni. 5 Niye? ile çarpmayacağız herhalde. 3 ile çarpacağız. Ha. 3 ile çarpıyoruz. Eksi 15, 3x küçük eşittir 9. Bak, bir de eksi 1 var. Her taraftan 1 çıkartıyorum. Şu olmayacak mı? Eksi 16 küçüktür. 3x eksi 1 bölü yok tabii şu anda. 3x eksi 1, her taraftan 1 çıkarttım. Burası 8 oldu. Son olarak son hamlemi yapıyorum. Ne yapacağım? 4'e bölmem gerekiyor. Evet. Böldüm 4'e. Şurası ne yaptı? Buraya yazayım. Eksi 16'yı 4'e bölersen. Eksi 4. Şöyle yapalım. Burada bölerek yazalım. Eksi 4 olacak. Küçüktür. 3x eksi 1 bölü 4. O da küçük eşittir. 8 bölü 2. 4, 2. Yani aslında benim FA görüntü küm arkadaşlar. Eksi 4 ile 2 olacaktır. Eksi 4 ile 2. Tabii 2 dahil olduğu için kapalı. Eksi 4 açık olacaktır. Arkadaşlar, bunu ikinci yöntem olarak şuradan yapabilirsiniz. Sırasıyla şuradaki aradaki alabilecek değerleri bulur yazarsınız. Örnek veriyorum. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, O da 1, havalıymış. 2 ve 3. Bu değerleri teker teker yerine yazarsınız. Görüntü kümenizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bu mu daha kolay? Bu mu daha kolay? Eksi 4 ile 2 arasında demiyor muyuz? Bravo. Yani şu kadar değer yazacağım, o kadar görüntü bulacağım diye uğraşacağım. Ama kısacık Peki bir sorum var yaptık. hocam. Fx Evet. yerine x'ten farklı bir şey yazsaydı. Ha, o zaman şöyle hemen Mehmet'e sıralım. sorsam. Bak şimdi mesela ne yazsın, örnek veriyorum. Ne yazsın Mehmet? Fx artı 1 yazsın. Tamam Mehmet. mı? Fx artı 1. Evet. Ben buraya ne yazmak zorundayım? X artı 1. Neden? Ha. Çünkü onu da yazalım hemen. Bak bir örnek veriyorum. Fx artı 1 olsun. Güzel bir soru ama. Güzel bir soru. Evet. Fx artı 1 olsun. X artı 1 ne olacaktır? 3'ten küçüktür diyeceğim. Evet. Eksi 5'ten büyüktür. Ben yine bu ifade neyi benzetmem gerekir? 3x eksi 1'e. Önce ne Olur 3'te. yaparım? 3 de değil. Önce şu 1'den kurtulurum. Tamam mı? Buraya yalın halde getiririm. Örnek veriyorum. Her taraftan 1 çıkartırım. Eksi 6 x 2 oldu. Bundan sonra aynı işlemi tekrar ederim. 3'te çarparım. 1 çıkartırım. 4'e bölerim. Olayı bitir. Tamam. Yani her zaman şurası benim için tanım kümesinin elemanı olduğu için aralığı onu yazmam gerekir. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Pekala, devam edelim. Evet. Güzel, başarılı. Evet, R fark 3'ten, yine R fark 3'te tanımlı olmak üzere arkadaşlar. Fx eşittir 1 eksi 3x bölü 3 eksi x fonksiyonu için fa eşittir 2 olduğuna göre a'yı bulalım. Hadi bulalım. A'yı bulalım demiş olacağım. Ayı buluyor hocam. A'yı bulacağız şimdi. Ayı buluyor ama. Şimdi fa eşittir 2. A'yı bulalım yani, onu demek istiyorum. Fa eşittir 2. Yani bu şu anlam gelir arkadaşlar. İki yöntem vardır bunun da. Bir, x gördüğünüz yere a yazarsınız. Sonucu bulursunuz ve 2'ye eşitlersiniz. Veya arkadaşlar, görüntü kümesinden gidebiliriz. Gerçi bu soru için her iki yöntem de kısa ve basit olacaktır. Öncelikle birincisini yazalım. X gördüğüm yere ben a yazdığım zaman demek 2 elde etmem gerekiyor. 1 eksi 3 a bölü 3 eksi a. Bunun neye eşit olması gerekiyor olacağım? 2. Buradan ne yapmam gerekir? İçler Dışlar. şu. 2 ile 3 eksi a'yı çarp. 6 eksi 2 a. Kime? Yani duvara soruyorum. Duvar cevaplıyor. 1 ile 3 eksi 1 Öyle ile bakıyorum yani. 1 ile 1 eksi 3 a'yı çarp. Oğlum 1 ile çarpacaksın ya. 1 kendisi. 1 1 eksi eksi 3a. he. Şunu karşıya gönderiyorum. Burası a oldu bak. Eksi 3a artı olarak geçecek, a olacak. 6'yı da karşıya göndereceğim. Eksi 6 olarak geçecek. 1 ile toplarsam eksi 5. İkinci yöntem de şu arkadaşlar. Belki şu an basit oldu. Yani sorumuz yalın halde kolay olduğu için. Basit mi? Karmaşık olursa sorular. Örnek veriyorum, tanım kümesini benzetmemiz gereken bir değer olursa.
Görüntü kümesinden, yani görüntüden yola çıkarak da hareketle sorumuzu çözebiliriz. Örnek veriyorum, ben şunu şöyle yapabilirim. 1 eksi 3x bölü 3 eksi x'i 2'ye eşitleyen x değeri benim için a olacaktır şeklinde yorum yaparsak da aynı sonuca ulaşacağız. Ulaşacağız. Pekala. Devam edelim Oğuzcan. Edelim. Bunu biraz büyütelim o zaman. Büyüt onu biraz. Tamam, güzel. Çok büyüdü ya. A kümesi arkadaşlar eksi 1, 2, 3. B kümesi yok şu anda. Hemen atlamayalım. F Atlamayalım. A'dan R'ye reel sayıda tanım olmak üzere f(x) eşittir ax artı b fonksiyonu veriliyor. Olduğuna göre a çarpı b'yi bulalım demiş Oğuz hocam. A çarpı b nedir? Ben bilmem hocam. Sen bilmezsin ama ben sana öğreteceğim. Şimdi bak, eksi 1'in görüntüsü neymiş? Neymiş? Eksi 5. Verilmiş ya, bak Ha. şurada. Eksi 1'in görüntüsü eksi 5. 2'nin Yani görüntüsü. x yerine eksi 1 yazdığım zaman ben eksi 5 elde etmem gerekiyormuş. Yazalım öncelikle bir. Fx fonksiyonu neydi kuralım? Ax artı b. Hemen bir eksi 1 yazalım. F eksi 1 eşittir. Bu aslında arkadaşlar ilerleyen derslerde söyleyeceğiz. Doğrusal fonksiyondur. Birinci dereceden bir bilim yani fonksiyonlar arkadaşlar. Ben doğrusal fonksiyon derim. F eksi 1 x yerine eksi 1 yazdığın zaman eksi a artı b olacaktır. Bunun sonucu neye eşitmiş? Dersi hiç takip etmiyorsun. Eksi 1, eksi 5'e gidiyormuş. Yani demek burası eksi 5 olacak. Hocam Neyse. fırça atıyor Şimdi ya resmen. F2'yi bakacağım. X yerine 2 yazacağım. 2A artı B neye eşit olacakmış? A eksi 1'e eşit olacakmış. Tamam mı? Pekala. Buradan çözümler yapalım. Ne yapalım biliyor musun? Birinin eksiyle çarpalım. B'leri yok edelim. Hangisi eksiyle çarpalım? Üçüncüsü kaldı. Üçüncü boş gidiyor. A'yı B'yi bulacağım. Yani iki denklem, iki bilinmem var. İki tane denklem elde edersem bulabilirim. Problem değil. Şimdi yukarı artı ile eksiyle çarpıyorum. Şurası artı oldu mu? Şurası eksi oldu. Burası da artı oldu. Altı alt topladığınız zaman şu B'ler birbirini götürecek. Doğru mudur? Şurada artı A, 2A'da ne yapacak? 3A eşittir. 5, eksi 1, 4 4. olacak. 4 artı A yapacak. Doğru mu? Bunu da alalım sola. 2A eşittir 4. A buradan ne geldi? 2. 2. B'yi nasıl bulacağız? 2 değil. B'yi nasıl bulacağız? Yerine Kanka yazacağız. konuşamıyorum. Eksi A Emin artı B değilsin var ya. ya birinci denklemde. Şuradaki A yerine 2 yazarak B'yi bulacağım. Eksi 2 artı B eşittir. Eksi 5 diyeceğim. B bu durumda karşıya artı olarak geçecek. Eksi 2 yani eksi 3 olarak bulunacak. Eksi 2, eksi 3 de eksi 2 çarparsa ne bulacağım hocam? Neyse, takdiri size bırakıyorum arkadaşlar. Ne dedin, bir daha alabilir Cevapları miyim hocam ben? sizler Bir daha biliyorsunuz. alabilir miyim ben? 2 ile eksi 3'ü çarpıyoruz. Eksi 6. Bravo, bunu sormuşsun zaten. Pekala, devam edelim. Biz yoksa biliriz hocam yani. Bizde Kesinlikle. yanlış olmaz. Onu birazcık büyütelim. O ne? Tamam. Şimdi arkadaşlar fx artı 1 eşittir. X küp artı 3x kare artı 3x artı 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre diyor ki f 3. dereceden kök 5 değerini bulalım. Bakın şimdi arkadaşlar buradaki fonksiyonun kuralına dikkat edecek olursak aslında bu x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 bir küp açılımıdır. Yani x artı 1'in küp açılımıdır arkadaşlar. Bunlar en azından bu küp açılımları yani bu ifadeleri, kare açılımları, küp açılımları bunları bilelim. Küp özdeşliklerini bilelim. Gördüğünüz gibi sorular karşımıza çıkıyor. Şimdi Oğuz hocam, benden ne isteniyor? Üçüncü dereceden kök 5 isteniyor, doğru mu? Yani şurayı ben buraya eşitlemeyeceğim mi? Yani x artı 1 değeri benim için neye eşit olacak? Üçüncü dereceden kök 5. Buradan x'i çekeceğim değil mi? Doğru mudur? Sonra yerine yazacağım. Hayır, onunla uğraşmayacağım. Niye? Bak, x artı 1, x artı 1. X çekmemiz gerek yok. X artı 1 zaten neymiş? X artı 1 gördüğün yer. Üçüncü dereceden kök 5 yaz diyor sana. Şurada üçüncü dereceden kök 5 O üçler yazacağım. de birbirine götürür ki kök 5 kalır. Aynen öyle. Bu 3 ile bu 3 birbirini götürecek. Kök 5 değil. Kökten kurtarmış olacağım artık. 5 kalacaktır. Yani arkadaşlar fonksiyonumuzun değeri 5 olacak. Aranızda bir kökün lafı mı var şimdi? Ama işte çok şey değiştiriyor. Evet. Kaç Devam sorumuz kaldı? edelim. Az kaldı. 4-5 tane sorumuz kalan var. Çocuklara söyleyeyim mi bunu? Evet, güzel bir soru daha. Bunu çok büyütme çünkü çözmem gerekiyor. Ha, öyle mi? Şu tanım kümesini ortadan kaldırabilirsin artık. Zira onunla işimiz bitti. Şunu kaldırayım o zaman. Bunu küçült biraz. Oraya alma. Küçült, ortaya al. Zaman şöyle yapalım. Heh. Evet arkadaşlar. Halledeceğim hocam. Gördüğünüz gibi ortadan küçültürsen rahat bir şekilde küçültürsün. Tamam. Al şimdi sağa. Sağdayı buraya alayım. İyi, tamam. F R'den R olmak üzere fx artı 1 eksi fx eşittir 5. F1 eşittir 2 olduğuna göre F101'i bulalım. Arkadaşlar klasik bir soru denemelerde karşımıza gelir. Burada bir kural, örüntü bulmamız lazım. İşin özü bu.
fx artı 1 eksi fx 5 olduğuna göre f1 de 101 olarak vermiş. Benden fx istiyor. Arkadaşlar x yerine ben burada 1 yazarak işleme başlarsam. Bakınız x yerine 1 yazıyorum. f2 eksi f1 eşittir 5. X yerine 2 yazıyorum. f3 eksi f2 eşittir 5. Bu aslında aritmetik bir dizidir arkadaşlar. İki terim arasındaki fark 5 olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi demek ki neymiş Oğuz hocam? Dizilerde bir fonksiyondur. Dizine. Değil mi? f4 eksi f5 arkadaşlar 5 olacak şeklinde. Ben arkadaşlar x yerine 100 yazarsam bakınız şunu elde edeceğim. 101 eksi f100 eşittir ne olacak Oğuz hocam? 5 olacak. Tamam mı? F5. Bunlar tı 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 gelecekler. Şimdi alt alt toplarsam bunları çok güzel bir şey elde edeceğim. Şunlar götürecek mi? Şunlar götürdü mü? Şunlar götürdü mü? Bunlar götürdü mü? F1 ile F101 eksi F1 ne olarak bulunacak? 100. Nereden biliyorum? 100 değil. 1'den itibaren bak 1, 2, 5, 100. Burada kaçar kaçar atmış. Şuradaki terim sayısını bulmam lazım. 1'den. İlk terimim 1, son terimim 100. Terim sayısı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim bölü. Yani 100 eksi 1 bölü artış miktarı kaçar 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 artmış. Bir saniye. Olmaz. Şuraya mı yanlış yazmışım ben? Şuraya yanlış yazmışım. Ben diyorum şuraya niye 3, 5 yazmışım? Niye? 3 olacak orası. Tamam şimdi rahatlıkla bulacağız. 1, 2, 3 yani 100 tane var. Şuraya yanlış yazdığımız ben için. Ben de seni denedim zaten hocam. Evet yani. 100 tane olduğu için 100 tane 5 olduğu anlamı gelir. 5 çarpı 100'den 500 olacak. F1 ne olarak verilmişti bana? 2. At karşıya. F101 eksiydi. Artı olarak geçecek. Demek ki 502. 502 olacaktır. Pekala devam edelim. Böyle küsuratlı sayılar var mı? Küsuratlı mı 502? Değil mi? Nasıl küsuratlı ya? Küsuratlı dediğim virgül olur. Evet. Tam o şekilde kalsın. Fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu fonksiyon arkadaşlar nasıl verilmiş Oğuz hocam? Parçalı bir şekilde verilmiş. Zaten tanımı da arkadaşlar bunun parçalı fonksiyon demektir. Yani belirli aralıklarda bazı farklı kural uygula, belirli aralıklarda diğer kural uygula şeklinde sözel olarak da söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki arkadaşlar f1, f-1 ve f1 bölü 2'lerin değerlerinin toplamını bulalım. Öncelikle f1'i bulayım Oğuz hocam. X yerine 1 yazacağım. Hangi kural uygulamam gerekir? 1, 1 bölü 2'den küçük müdür, büyük müdür? Küçük. Bravo arkadaşlar. 1, 1 bölü 2'den küçük dedi değil mi? Sayın asistanımız. Evladım 1 bütün yarımdan küçük olabilir mi? Allah Allah. Yani birinci kuralımı uygulamam gerekir arkadaşlar. X yerine 1 yazarsam 2 çarpı 1 eksi 1. 2 eksi 1'den 1 çıktı. 1 geldi arkadaşlar. F eksi 1 bulalım. Eksi 1 değeri arkadaşlar bakınız kurala dikkat edelim. 1 bölü 2'den küçük olacaktır. Yani ikinci kuralımı uygulamam gerekir. 1 eksi 2 x'i. 1 eksi 2 çarpı x yerine eksi 1 yazıyorum. Şurası artı 2 yapacak. 1 ile toplarsam 3'ü elde edeceğim. Aynı şekilde son olarak da 1 bölü 2 yapalım. Arkadaşlar x'imiz 1 bölü 2. Küçük veya eşittir için bakınız alttaki kuralı uygulayın diyor bize fonksiyon. Yani alttaki kuralı uygulamaya devam edeceğim. 2 çarpı 1 bölü 2 diyeceğim. Şunlar götürdü. 1 eksi 1'den 0. Oğuz hocam bunları topladığın zaman 1, 3, 0, 4. 4 olarak sonucumuz bulunacaktır. Pekala devam edelim. 4 mü ya? Cevabımız 4. Evet olduğuna göre f4'ü bulalım. f4 bölü x artı x artı 3 çarpı fx bölü 4. Arkadaşlar genelde gelen klasik sorular bunlar. Bunların üzerinden bir ders işleyisi yapalım dedik. Kalem seçemedim. f4 bölü x artı x eşittir 3 çarpı fx bölü 4. f4'ü bulmamı istiyor benden. Öncelikle birinci fonksiyona yola çıkarsam Oğuz hocam. Şunu soruyorum kendime. F4 bölü x'e ben yerine x yerine ne yazarsam F4 elde ederim. Ben bilmem hocam ben. 4'ü kaça bölersin 4 olur? 5'e. 16. 16. 4'ü 16 bölersek arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 elde ediyoruz. 16'ı 4'e bölersek 4 oluyor. Demek ki x yerine 1 yazarsam F4. Vay be. X yerine tabii tabii. X yerine arkadaşlar 1 yazdık 4. Çok şaşırtmacı gerçekten. Ben bir şey söyleyeyim mi? 1 artı tam ses sol. 1 artı 3 çarpı x yerine arkadaşlar ne yazacağız? 1 yazacağız. Yani 1 bölü 4. Aha ben F4'ü bulacağım. Evet. Ama işin içine bir 1 bölü 4 çıktı. Sanki x yerine ben senin dediğin ifade yazarsam. Ne gibi mesela? 16 yazarsam mesela. X yerine 16 yazarsam. X yerine 16 yazalım. Şurada x eşittir 16 diyelim. Bak şurası ne olacaktır? 4 bölü 16 ne yaptı? 1 bölü 4. Aha bak. Eşittir. 1 artı, ha 1 diyorum.
X'leri 16 yazdık. 16 artı 3 çarpı 16 bölü 4 ne yaptı? F4 yaptı. Doğru mudur? Evet. Yani şimdi iki bilinmeyen iki denklem oluşturmuş oldum. Bunu da çözeceğim ve olayı bitireceğim. Öncelikle bunları düzgün bir şekilde yazalım. Şurada yazalım. Diyelim ki F4 eksi 3 F1 bölü 4 eşittir 1 olsun. Bunu sola aldım arkadaşlar. Aynı şekilde F1 bölü 4 şunu sola alalım. 3F4 eşittir 16 olsun. Bu denklemi çözelim. Şimdi eksi 3 F1 bölü 4 var. Altta da 1 bölü 4 var. Bir tane. Bunu 3 ile çarparsam olayı bitiririm. Doğru mu? Şimdi çarpıyorum ve altını yazıyorum. Çünkü birbirini yok edeceğim. Şurası 3 F1 bölü 4 eksi 3 ile 3 çarparsam 9 F4 3 ile 16 çarparsam 48. Şimdi şu x arasında işlem yapacağız. Dolayısıyla arkadaşlar şunlar birbirini götürecektir. F4 eksi 9 F4 ne yapar? Eksi 8 F4 yapacaktır. 41 arkadaşlar 48 daha 41 diyorum ya. 1 48 daha ne yapacaktır? 49 olacaktır. F4 burada eksi 49 bölü 8 olarak Oğuz Hocam bulunacaktır. Tamam. Bu mu yani? Budur. Olay budur. Anlamadığım için soruyorum yani. Ben anladığımı zaten tahmin etmiyorum. Öğrencilerimiz için de soralım. Evet, gelelim sıradaki sorumuza. Son arkadaşlar iki sorumuz. Aa, iki soru mu? Evet, Hayır, bir soru. bu yok, bir tane daha sorumuz var bunun dışında. Hani ha. F içerisinde 3x artı 1 eşittir 27x artı 3x artı 3 üzeri x artı 2 eksi 5 olduğuna göre f3'ün değerini bulalım diyor arkadaşlar. Öncelikle ben fonksiyon üzerinde küçük bir düzenleme yapıyorum. Şimdi benim tanım kümemde arkadaşlar 3x 3 üzeri x'li bir ifade olduğu için ben görüntü kümemi o şekilde yaparsam daha kolay olacaktır. 27 yerine Oğuz Hocam 3 üzeri x'in küpü yazabilirim, doğru mu? Aynı şekilde şu 3 üzeri x artı 2 parçalarım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 ne yapar? 9. Eksi 5. Şimdi ben ne arıyorum? F3 arıyorum. F3 nedir? F3 demek şuraya F3 eşitlemem lazım. Yani 3 üzeri x artı 1 eşittir. 3 olması gerekir. 3 üzeri x buradan arkadaşlar 2. Bakınız tutup da arkadaşlar f3 yani illa ki ben fonksiyonu fx'e benzetmeye çalışacağım deyip şuradan x'i çekmeye uğraşmamıza gerek yok. 3 üzeri x'i 2 olarak buldum. Demek ki fonksiyonu 3 üzeri x gördüğüm yere 2 yazarsam sonucumu bulacağım. 2'nin küpü 2 çarpı 9 eksi 5 8 artı 18 eksi 5. Şurası 26 5 çıkar. 21. 21 olacaktır. 26'dan 5 çıkardığım zaman 21. Evet arkadaşlar bu sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Pekala Oğuz Hocam. Sıradaki sorumuz. Ve son sorumuz. Evet. 2f eksi x artı 5x eşittir. F eksi 2 artı 3 olduğuna göre f1 değerini bulalım diyor bana. Şimdi f1'i bulmam gerekiyor benim Oğuz Hocam. F1'i bulmam için x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Ne yazalım? Normalde eksi 1 yazmam gerekiyor. Ama işin içinde bir de şimdi f eksi 2 var. F eksi 2 benim için artık sabit bir değer olduğu için f eksi 2'den kurtulmam gerekiyor arkadaşlar. F eksi 2'den kurtulmam için x gördüğüm yere 2 yazarım. Şöyle bir denklem elde ederim. F eksi 2 eşittir derim. Eşittir değil tabi. Artı x gördüğüm yere 2 yazdım. Burası 10 yaptı 5 çarpı 2'den. Ve f eksi 2 artı 3. Bak f eksi 2'leri çekebilirim. Bunu sola aldığım zaman bir tane f eksi 2 onu karşıya gönderdiğim zaman eksi olacaktır. Eksi 10 artı 3 ne yaptı? Eksi 7. F eksi 2 eksi 7 olarak buldum. Anlamadığın farkındayım. 2 çarpı f eksi x artı 5x eşittir. F eksi 2 gördüğüm yere artık eksi 7 yazacağım. Eksi 7 artı 3 ne yapar Oğuz Hocam? Eksi 4. Eksi 4. Bravo. Ben ne arıyorum şimdi? F1 arıyorum. Yani eksi x'i 1'e benzetmem gerekiyor arkadaşlar. Yani x gördüğüm yere eksi 1 yazmam lazım. Yazıyorum. 2 çarpı eksi 1 yazarsam artı 1 yapacak. Şurası eksi 1 çarpı 5'ten eksi 5 ve eksi 4. Karşıyı gönderelim. 2 çarpı f1 eşittir. Eksi karşı nasıl geçecek? Artı olarak. 5 eksi 4 ne yaptı? 1. 1. Her taraf 2'ye böl. 1 bölü 2. f1 demek ki 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sanki bir tane sorum vardı. Bir yukarı çıksana. Yok mu sorun? Bitti mi? Bu kadar mı? Bitti. Pekala. Evet arkadaşlar fonksiyonlarımızın ilk dersinin sonuna geldik. Yoklama için hocam. Yoklama için zaten arkadaşlarınız biliyorlar. Bizim tekrar etmemize gerek yok. Kendinize iyi bakınız ve hayattan daima arkadaşlar ne alalım? Zevk alalım. Ve mutlu olalım arkadaşlar. Mutlu olalım. Çünkü hayat bir mutlu olma mücadelesidir diyelim ve
sizlere veda edelim. Kendinize iyi Kapanışı yapalım bakınız. hocam. Bir sonraki dersinizde Ha bu görüşmek arada üzere. hocam benim dersim var. 10. sınıflar için. Benim dersimi lütfen anons ders olarak kullanma. Ya ben Kapatalım. bilmem hocam. 10. sınıflar için duyuru yapacağım zaten.